İnanmak, sevmek ve çalışmak, ayağını kuracaksınız. Her şeyi başarabilirsiniz. Peki Cüneyt Beyciğim, siz inandınız mı, çalıştınız mı? Aynen. Hem inandım. Kaç yaşından beri inandım, bu işi yapıyorsun? 10 yaşından beri. Sen aslında kasapsın. Ben kasabım abi. Kasabım. Ben kasabım. Sadece yaptığım şeye inandım. Onu sevdim. İnanmak, sevmek çok önemli. Yaptığınız şeyi sevmek önemli. Anladım. Kasaplığın nesini sevdin? İşte bütün mesele orada zaten. Nesini sevdin? Kimse sevmediği için, kimse sevmediği için olmadı. Ama ben sevdiğim için oldu. Peki nerelisin sen? Erzincan. Genellikle Eğimler kasap olursa. Erzincan ama ben ondan değil. Benimki ihtiyaçtan abi. İhtiyaçtan. Nasıl ihtiyaçtan? Ben ihtiyacımız vardı. Fakir fıkaraydık işte. 10 yaşında kasabı. İlkokulda. İlkokulda onurumu kırdılar. Fakirlik listesinde olduğumuz için. Ben de dedim ki bundan sonra bu okuldan bu yardımı almayacağım. Çalışacağım, almayacağım. Hikaye böyle başladı. Hemen kalktım gittim. Okulda evet, fakir listesinin adını evet, alındığı abi. İçin. Kardeşim ben fakirliğe isyan ediyorum, çalışacağım, para kazanacağım. O listede olmayacağım diye çalışıyorum. Onurumu kırdılar abi. Okulda, yani, o yardımı verirken tahtaya kaldırıp veriyorlar, ediyorlar, bir şey tabii. Yapıyorlar. Ondan sonra tav olduğum bir kız vardı Gülcan diye. Hoca dedi ki Gülcan Cüneyt'i al eve götür. Annen kışlık elbise yapsın. Soğuktan ölür. Ha, başkasına dese olurdu uyardı abi. Olay yeri Erzincan mı? O bitti. Erzincan'da mı oldu bu iş? Hayır İstanbul'da. İlk yaşında İstanbul'a gelmişim abi. O an için benim için hayatta bitti. Hayat bitti. Yer yarasa içine girsem bir daha çıkmasam diyordum. Ama öyle olmuyor. Gittik Gülcan ölçüler aldı ama ben o gün kararımı verdim. Çok ağladım abi o gün. Eve gittim babam beni gördü dedi ki ne oldu kavga mı ettin? Hayır. Ben okula gitmek istemiyorum dedim. Niye dedi? Ben dedim kapıcı olmak istemiyorum dedim. Babam kapıcıydı çünkü. Kapıcı olmak istemiyorum dedi. Okumazsan olursun dedi. Okumayacağım olmayacağım dedim. Sabah kalktım. Hayatta kendime verdiğim ilk söz şuydu abi. İlk söz. Bak bana abi deme benden büyüksün. Kurban olayım ya. Ben sana amca derim. Ya abi diyor bana ya. Abi ben herkese abi derim ya. Peki tamam. Oğlum. Ya ben de büyük küçük falan filan ne abi bunlar. Peki tamam. Kendime verdiğim ilk sözdü bu. Ben o okuldaki yardımı almayacağım. Onun için sabah kalktım. O zaman sabahçı öğrenci statüsünde okuruyordu. Hı-hı. Sabah kalktım doğru okula gittim abi. Okuldan çıktım eve gitmedim doğru kasaplar çarşısına gittim. O zaman Bostancı'da kasaplar. Niye kasaplar çarşısına? Başka yer yoktu abi. Başka iş yeri yoktu ki. Bostancı'da. Bostancı'da. Ve 15 tane kasap var. Zaten. Gittim adamın biri bana baktı. Adamın biri baktı bana acıdı abi böyle bak. Ne lan iş 10 yaşında adam ne işi abi. Tuttu kolumdan attı bir önlük verdi. Oldum kasap abi. Gülcan'ı gördünüz mü daha sonra? Daha sonra evlendi, çocuklar oldu falan filan tabii. Ama benim kırma noktam Gülcan'dı. Ona onur meselesi yaptım. Sonra ilk yardımı almayarak abi... O ne? Ben dedim ki, ben başarabiliyorum. Ben başarabiliyorum abi. Ondan sonra ilkokulu bitirdim, yallah devam abi. Sonra 17 yaşına geldiğimde bir şey fark ettim. Liseye falan gitmedin. İlkokulu bitirdim, kasabda başladım. İlkokulu bitirdim, babam beni zorla ortaokula götürdü. Bir yıl sınıfta kaldım, karneyi verdim. Benden bu kadar çünkü ben buyum. Ben kasabım yani. Ben kasabım yani. Bunun için inanmaya başladım sonra. Peki sonra ne oldu mesela? Sonra inanınca çok farklı bir şeyler oluyor. Nasıl farklı bir şey oluyor? Baktım ki havası, suyu, kokusu. Evet, arkadaşlar kesip biçiyorlardı mesela o günkü ustalar. Ama... Ya bu çöp gibi bir şeydi onların elinde. Yani değerli bir şey değildi. Oysa et çok değerliydi. Çünkü fark ettiğim bazı şeyler vardı. Mesela en önemli fark edişim şuydu abi. Herkes onlara hayvan derken ben onlara hayır. Canlı diyordum. Niye biliyor musun? Onlar bize canlı veriyordu. Ya canını veren birini bize vermiş olduğu bu ürünü, bu mamülü, etini, sütünü böyle pataküte, çöpe pata, çöpe at, doğru dürüst bakma, etme, ilgilenme, onu dozgün kesme. Hayır abi ona saygı duymak lazımdı. Ona göre kesmek, ona göre pişmek, ona göre doğramak, ona göre pişirmek, ona göre dinlendirmek. Ona saygı lazımdı. Ben ona saygı gösterdim, o bana verdi. Ben ona saygı duydum, o bana verdi. Saygı duydukça verdi, saygı duydukça verdi. Sonra anladım ki ben bu işi gönderilmişim dedim artık. Her şeyi değiştirdim. Sıfırdan bütün kasaplığı değiştirdim. Bugün dediği öğrencilerim var 1000 tane. Binlerce öğrencim var dünyanın her yerinde abi. Bir tanesi çok meşhur oldu. Evet çok şükür. Onlar benim çocuklarım. Onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Nusret senin yanında dedişi değil mi? Çok. 14 yıl çalıştım. 14 yıl. 14. Abisi 22 yıl. Babası 10 yıl. Kardeşleri 9 yıl. Ha bütün aile. Bütün aile. Aa. Onlar benim çocuklarım. Onlar gibi yüzlercesini değil binlercesini yetiştirdim. Peki mesela Nusret ayrılınca ne hissettin? Hepsi için çok üzülmüşümdür. Çok üzülmüşüm. Onlar benim çocuklarım çünkü. Çünkü onların diğerlerinden daha farklı bir şansları vardı. Şansa inanmam onu söyleyeyim. Yani onlar ben tezgahta beraber çalışırken benimle çalıştılar. Yani ilkokulu bir tane aldım. Hala tezgah arkasına geçiyor musun? Tabii. Hiç. Benim abi oyuncağım bu. Benim hayatım bu. Ona dokunmam lazım. Onu kesmem lazım. Onu sevmem abi lazım. Abi demez dokunmak. Benim hayatım bu yani. Bu benim hayatım. Gönderilmiş olduğuna inanıyorsan... Onu çok seviyorsun demektir. Allah. Budur yani. Allah. Benim aşkım dünyadaki... Et peygamberi gibi bir şey. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Nasıl Muhammed dini peygamberse ben de et peygamberiyim. Yani ben peygamberim demiyorum. Ben kendime peygamber demiyorum. İnsanlar yanlış anlamasınlar. Ben sadece Allah kulum git sen bu işi yapacaksın dedi.
demiş. Sana vahiy geldi. Hayır değil, hissediyorum abi. Benim yüreğim var abi. Aklım yok mu? Yüreğim niye verdi aklı bana? Niye verdi bu yüreği bana? Düşünebileyim. Düşünesiniz diye akıl verdim size demiyorum abi. Peki ilk dükkanı nasıl açtı? Kasapta çalıyor. Bir sürü kasap çırağı var kardeşim. Şimdi 10 yaşında gelmiş de olsa eti çok da sevse. Yes. Nasıl açtın ilk dükkanı evet. Sen? Para mı biriktirdin? Yatırımcı mı yok, buldun? Yok abi, yok abi zaten bak abi aynen şöyle abi. İlk dükkanı Bostancı'daydı. Oraya gelirdi. Hayatım, benim hayatım o dükkanın içinde geçti abi. Hayatımın hepsi. Çocukluğum, gençliğim, delikanlılığım. Hepsi o dükkanın içinde geçti. Askere gidinceye kadar o dükkanda çalıştım abi. Sonra patronum bana dedi ki sen askere git gel. Seni dükkana ortak edeceğim dedi. Aa. Çünkü müthiş bir gelişme gösteriyorum. Dükkanın sahibi olmuştum zaten. Dükkanın sahibi patron değildi. Bendim yani. O zaman dükkan adı neydi? Bahar'dı. Bahar. Evet. O zaman dükkan adı Bahar'dı. Onun da hikayesi var. Sorarsan anlatırım abi. Ne güzel anlatıyor değil mi? Durum böyleydi abi. Askere gittim geldim. Patron dedi ki... Askerde de mutfakta mı çalıştın? Yok abi. Ha. Ben 12 Eylül'de askerdim abi. Mutfak falan yok abi. Üf, dağlar, taşlar, onlar onlar. O rezil, rezil günlerdi o günler. Ülke için rezil günlerdi. İnşallah Allah bir de o günleri ülkemize göstermesin abi. Gittim döndüm. Patron dedi ki ben yoruldum dedi. Ben bu dükkanı satacağım dedi. Ha ne kadar güzel dedim. Hayatım abi bitti. Bütün hayatım bitti ya. Yine hani size ortak yapacaktı? Bir kere ya. İşte yalan söylemiş yani. Evet abi. Yok değil ama o günün şartları adam için öyleydi yani. Vay şerefsiz. Yok yok patronum şereflidir abi. Peki tamam. Beni o yaşta yanına alan adamdır abi. Tamam doğru. Onunla ben her zaman o benim başımın tacı, gözümün nurudur abi. Ne yapıyor şimdi hala kasap mı? Rahmetli oldu rahmetli gitti oldu. Ama hanımı hayatta hanımıyla ilgileniyorum yani. Bu benim vefa borcum. O devam neyse, abi. Neyse dükkanı satacağım evet, dedi. Abi. Bugünkü ortaklarım, 40 yıldır ortak olduğum İsmet ve Nimet kardeşlerle abi biz bu dükkanı devraldık. Onlar abi. Da kasap mıydı? Evet abi. Erzurum'dan gelmiş, o zaman Erzurum'dan gelmiş İstanbul'da ticaret yapmaya çalışan arkadaşlarımızdı böyle. Yani Erzurum'dan gelmiş. Abi biraz paraları vardı. İşte çok değil, ufak tefek şeyler abi. Biz 7 ortak olarak abicim, kısacası 7 ortak olduk. 7 ortak dedin. 7. Bir kasap, 7 ortak. Ama kasap olan bir tek sensin işte dedi. Onlar da kasap. Onlar da kasap. Onlar da kasap. Adik kasap ben yani. Farklı bir kasabım abi. Ben farklı yani. Vizyonlu kasap. Evet abi. İşte paramız King bu kadar. King of kasaps. Paramız bu kadar abi işte. 7 ortak, 1 kasap. Dükkanı açtık abi. Ondan sonra aldık. Çalışmaya başladık. Her şey güzel gidiyor. Çünkü zaten muhteşem bir ismim var. Hafta sonları çocuklar aileleriyle beraber dükkana gelip beni izlemeye gelirlerdi abi. Adım neydi biliyor musun abi? Samuray abi. Samuray abiydim abi ben onlar için. Samuray çak çak çak. Sinemaya gitmezlerdi bana gelirlerdi abi. Beni senin et kesmeni seyretmeye. Evet abi. Çocuktan sonra seri katil mi oldu? Hiçbiri katil olmadılar abi. Bizim özümüz, gözümüz, ruhumuz onlara bakışmamız bile farklıdır abi. Peki sonra ne zaman pişirmeye başladın? Ondan sonra abicim biz o kasap dükkanı açtık mı? Açtık. Her şey muhteşem gitti. Süper gitti. Ama yeterince bütün Türkiye bizi fark edemediği için bir şey daha yapmamız lazımdı. O dükkanı yıktık. Dünyadaki ilk Amerikan barlı kütüphaneli kasabı yaptık abi. Bunu yapınca bam rahmetli. Kasapta Amerikan barı ne işi var? Gelip bilet düşüp. Ya işte mesele burada fark edilmek şimdi için. Şimdi şey vardı o zaman Nişantaşı'nda mesela Atlas kasabı var. Atlas kasabı çok şık abi, falandı. Abi geç ama geç. Ama sen başka bir şey yaptın. Amerikan barlı kütüphaneli. Allah Allah. Kimi fikriydi? Bu adam geliyor bana 2 kilo bonfile kesin diyor. Kitap oku. Sen hazırlarken kitap mı okuyordu? Viskisini koyuyor kitap yes. Okuyor. Evet. Ve sen orada et hazırlıyorsun. Evet abi ve bunu yaptım 40 yıl önce abi. Türkiye'de 40 yıl önce bir devrim gerçekleştirdim. Kasaplığa ait olan ilk köfteyi kasaba yani koydum. Yani 12 Eylül'den sonraki ikinci darbeyi sen kasaplıkta yaptın. Yes abi. Evet. Vay anam vay. Ne? İlk tavuğu kasaba koydum. İlk ciğeri tavuğu koydum. İlk bilmem tavuğu ben parçaladım. İlk tavuğu bilmem ne yaptım. İlk köfteyi ben koydum. İlk köfteyi ya bütün bunları ilk bütün ne kadar ilk varsa kasaplıkta hepsini koydum abi. Gönderilmiştim görevimi yaptım. Bu benim için normaldi. Peki diğer ortaklar ne yaptı? Onlar da mezba. O bu şu vesaire hepsi hanıların hepsinin işleri var yani. Herkes çalışıyor da işbirliğiyle. Herkes çalışıyor. Hiç ama bilir. Benim görevim dükkandı. Çünkü insanlar beni tanır, vizyon. Beni bilir. Eskiden beri o dükkanda olduğu için. Neyse baba artık bu işler olup bitti. O Amerikan barda kasabı yapınca rahmetli Necmi abi Tanyolaç adamın dibi, adamın güzeli. Allah gani gani rahmet eylesin. Gazetenin bas tabii adadan sayfası. Vapurla gelirken evet, senin dükkana denk geliyor. Et alırdı giderdi. Necmi abi. Bir gün geldi ulan bu ne dedi. Ne lan bu dedi. Gazetenin kafasına yapıştırdı. Dedi ki mesleğine çatlatan adam. Yes. Patladı gitti baba. Ondan sonra o iş yürürken biz dedik ki daha ne yapalım ne yapalım ne edelim derken sağ olsun ortağım Nimet Yalçın. La oturduk, konuştuk. Dedik ki biz artık restoranculuğa geçiyoruz. Çünkü o dönem Özal dönemiydi ve herkes kebapçı dükkanı açıyordu. Urfalı, Adanalısı, Anteplisi. Herkes.
buydu. Biz herkese eti biz satıyorduk. Onları bence ufak tefek yanlışlar yapıyorlardı. Onlara dedim ki arkadaşlar, kardeşler şöyle değil de böyle yapalım, öyle yapalım, böyle yapalım. Onlar da bana dedi sen kasapsın, kasaplığını yap. Peki abi dedim. Beraber yapar mıyız? Hayır. Şöyle yapar mıyız? Hayır. Hayır. O zaman dedik biz açalım. Ben yapıyorum. Nimet Yalçın ortağımla abi oturduk, karar verdik. Bir tane dükkan açtık. Mostacı dükkan açtık. Evet abi. Hayır, önce küçük bir dükkan açtık. 120 kişilik. 6 ay sonra aşağıdaki 500 kişilik dükkanı açtık abi. Öyle bir ilgi vardı bize. Çünkü biz eti... Bildiğin deli. Evet, eti yeni baştan yazdık. Biz ona ne kadar saygı gösterdiysek o canlıya, o bize verdi. Sonra bir daha. Bugün dünyada abi. Bugün dünyada abi. Şimdi kaç dükkan var? Şu anda 50 dükkan var abi. Ve dünyanın her yerinde olacağız. Peki bu kadar et var mı memlekette? Memlekette et sorunumuz var abi. Var ama çözülemeyen... Nereden buluyorsun bu eti? Kendi çiftliğimiz var, Balıkesir Gönet'te. Yeter mi o kadar? Yetmiyor. Tabii ki yetmediği zaman takviye yapıyor. Geçen gün biri söyledi, dedi ki Türkiye'de günde et lokantalarında atıyorum 50 bin bonfile satılıyor. Ama Türkiye'de günde 50 bin tane kesilmiyor. Bu bonfile nereden geliyor? Evet. İthal et gelmiyor biliyorsunuz. Gelmiş oldu. Yani biraz da bu iş... Başka ettir bonfile gibi bir yani olsa başka türlü olma şansı ihtimali yok. Ama ben şunu iddia ediyorum. Yani biz Türkiye'de et işini çözebiliriz. Ben bunun manifestosunu yazabilirim. Etin manifestosunu yazabilirim. Peki mesela şimdi 50 yazarım tane yani. 50 tane restoranda kaliteyi korumak zor olmuyor mu? Yok. Şu inanılmaz bir sistem geliştirdik. İnanılmaz bir sistemimiz var. Depolarımız, sistemimiz olağanüstü. Artık her şey... Yurt dışında da varsa. Tabii. İşte Bahreyn'de, Katar'da, Dubai'de, yani siz şöyle, Azerbaycan'da... Eski çırağında atbaşı gidiyorsunuz. O da bir çok şükür, öyle. Evet. Birbirimizle ne güzel yarışıyoruz abi. Aynı zamanda da aynı grup çatısı altındasınız aynı galiba. Grup çatısı altındayız, evet. Daha hedefim önümüzdeki Londra ve Amerika'yı açmak. Hedef kesinlikle o yani. Günaydın adına mı? Günaydın adına tabii. Günaydın markasını. Evet abi. De kahvaltıcı aç bari. Evet, ben bir kahvaltıcı açacağım abi. Günaydın da kahvaltı yiyordu. Evet. Bence günaydın kahvaltı. İnşallah Galataport'ta bunu... İyi akşamlar et yemeği. Galataport'ta bunu planlamıştım. Çok iyi söyledim. Galataport'ta bunu planlamıştım. İnşallah gerçekleşecek. İnşallah. Galataport'ta bir dükkan açıldı mı? Bayağı büyük bir yer aymış. Tabii tabii. Galataport olağanüstü bir yer oldu. Çok bugün güzel. İstanbul'un kalbi halinde. Katranlar alıyormuş, doğru mu? Yok, şu anda satmıyoruz abi. Çok iyi gidiyor her şey. Şu anda satmıyoruz abi. Galataport'u Katar'dan alıyoruz. Ya vermiyoruz abi, şu anda işleri çok iyi. Şey her şey çok iyi abi. Bomba gibi gidiyor, hiç sıkıntı yok. Ama işte almak isteyen varsa buyursun gelsin. Peki şey rahatsız etmiyor mu ya? Şimdi bazıları rahatsız oluyor mesela. Ben biraz rahatsız oluyorum. Şöyle ki şimdi Nusret. Şimdi abi restorana gittiğim zaman ben adam gibi oturup yemeğimi yemek istiyorum. Şimdi bir tane elleri kıllı bir Erzurumlu bana eğer ağzım et tıkıştırırsa ben çok kendimi iyi hissetmiyorum. Kimse etmez. Niye böyle bir şey? Bu, yapmasın. Bu bir fetişizm değil mi? Bir de böyle etleri böyle pataküte dövüyorlar, havaya atıyor, cart kesiyor falan. Biraz garip abi değil mi? Abi biz Türk'üz. Her şeyi çok abartırız. Yani model olarak ben bunların hepsini ben yaptım. İlk yapanım. İlk tokatlayanım. İlk severim. Ama yani, ben sevdim. Yani Nusret'e bunları sen böyle ama ben ettin. Sevdim. Tokatlamadım. Ben sevdim. Nusret tokatlıyor. Pataküte. Herkes tokatlıyor. Herkes tokatlıyor. Biz Türk'üz abi. Bütün milleti manyak ettin. Aç Instagram'ı. Kolunu doğrayan bile var. Evet abi. Ama kurban olayım. Herkes şov peşinde. Abartırız abi. Her şeyi abartırız. Abartırız. Değil abi, o değil yani. Yani şöyle söyleyeyim. Bari bu aşçılığın cılkı çıktı. Evet. Ben bu ülkeye aynı zamanda neyi getirdim biliyor musun Fatih abi? Kasaplara kız vermiyorlardı. Aşçılara kız vermiyorlardı. Şimdi kızlar aşçı, kızlar kasap olmak evet, istiyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Vallahi evet, doğru. Ben görevimi yaptım abi. Davulcu. Evet abi. Aynen. Evet abi. Eşler topçular ve aşçılara kız vermezler. İşin evet, veriyorlar. Abi. Peki en iyi et nerededir Türkiye'de? Evet, Marmara haritasının içindedir. Marmara Trakya, haritasının içindedir. Evet, Trakya, Balıkesir vesaire. Bursa, Dönen. Evet. Marmara haritasının içindedir. Peki niye? Irk. Nasıl biz insanı aslında? Mesela aynı ırkı götürüp başka yerde yoksa olmaz mı? O verimi alamıyorsunuz. İklim, şimdi peki mesela Doğu'nun sığırı iyidir falan derler. Hayır. İşte o tam ters bilinen bir şey o. Ne kadar Marmara haritasının dışına çıkarsan adım attıkça kalite olarak düşer. Allah çünkü Allah. Cinsi olarak bozuk. Cinsi bozuk. Yani yerli malın cinsi bozuk. İnsana nasıl asil diyoruz? Asil insan doğuştan olur değil mi? Cins de doğuştan olur. Evet. Aynı canlıyız çünkü. O da canlı. Hayvan değil. Canlı. Doğuştan oluyor. Irkı var. Allah yaratmış abi. Et ırkı, süt ırkı, bilmem ne ırkı diye yaratmış. Bunlar zaten bizim ülkemizdeki yapılan en büyük yanlış ne? Süt ırkı hayvandan et yapıyoruz. Hayır. Sorun burada. Çünkü süt para etmeyince kesiyorlar. Yes. Süt ırkı canlı günde 600 gram alırken aynı yemle aynı parayla et ırkı 2 kilo alıyor. Simental. Kombine ırk. Hem süt verir hem et verir. Bizim ülkemizde derhal bunu yapıştırmamız lazım. Hatta o siyah. Şimdi kaç sığırın var? Bizim 5000 var. 5000. 5000. Her sene 5000 tane mi? Yani doğuruyor, kesiliyor, dişi. Doğru.
dişiler, dişi eğer erkek... 5000 az. Erkek az doğarsa, erkek az doğarsa dişiler sürekli üretime devam katkıda bulunuyorlar abi. Peki süt de üretiyor musunuz? Süt de üretiyoruz. Yaklaşık günde 50 ton, 60 ton onu süt. Onu kendinize yoğurt mu yapıyorsunuz? Yok, onu da piyasaya satıyoruz. Şey, marka ismi vermeyeyim ama... Peki mesela koyun... Şimdi derler ki mesela Türkiye bir koyun ülkesi ki sığır ülkesine döndü. Bu hem Türkiye'nin kaynak israfı hem de et üretimini etkiledi. Doğru. Koyun eti kötü müdür? Niye koyun? Hayır, doğru. Çünkü biz çocukken hep koyun yerdik. Kötü şimdi herkes sığır yiyor. Evet, bundan 30 yıl önce Türkiye'de zaten en fazla tüketilen kuzu koyun etiydi. Evet. Şimdi sonradan dönüş olunca ya işte daha yağlıdır, kolesteroldür, odur budur şudur vesaireler hikayeleriyle beraber. Şimdi eve koyun eti oluyor, kokuyor evet. falan diyorlar. Şimdi artık öyle bir şey yok yani. Yok öyle bir şey tabii. Tabii yani alışkanlığa kuzu bağlı. Kuzu bir şey yok o alışkanlığa bağlı. Kuzu koyun eti aslında dana etinden çok daha faydalı. Bir ettir. İnsana daha uygun bir et. Daha gençtir. Ya öteki bilmem kaç yaşındadır, öteki daha bilmem nedir. Kuzu koyun 4 aylık, 6 aylık, 5 aylık, 1 yıllıkken kesilir. Öteki 2 yıla dönmeden öbüründe işte yapamaz. Ne bileyim ilaç verilmiştir, şu vardır. Onu da verilir, onu da verilir. Yani niyet, ahlak. Bu iş çok açık bir şey. Peki bu et işinin hilesi olursa işte, su basıyorlar içine yumuşak olsun diye, ne bilmem Çin tuzu koyuyorlar falan var mı? Her şey tabii. Bunların hepsi bu işte var. Mesela marinasyon diye bir şey var değil mi? Avrupalı bunu yapmış... Ne için? Eti lezzetlendirmek için. Yani o marinasyonu ete şırıngalayarak daha baharatlı, daha lezzetli, daha sulu bir et haline getirmek için. Ayrıca bizim ülkemizde yıllarca hala bile bunu su olarak ve suyun içinde de su tutucu diye bir malzeme vardır. Koyarsınız, yerleştirirsiniz, şırıngayı basarsınız abi. Özel makineleri var zaten. Şaka bunları şırınga gibi basılır. Bu sesi mi çıkartıyor? Yani 5 kilo oluyor 10 kilo. Biz eve gidiyoruz, pişiriyoruz, yarı azalıyor. Evet. Yarım kilo, 200. Aynı zamanda doğru malzemeler kullanırsa... Sen bunu yapmıyorsun abi. Kansoloji. Sen bunu yapıyorsun. Hayatımda görmedim, tanımadım. O yüzden mi senin dükkanında et pahalı? Çok şükür abi, pahalı abi. Et pahalı abi. Bizim maalesef pahalı. Türkiye'de zaten pahalı, sende daha da pahalı. Daha pahalı değil abi. Vallahi çünkü daha kendimiz, pahalı. Vallahi değil vallahi abi. Eskiden ekonomiyken sen alışabilirim. Zam yapamıyorum. Zam yapamıyorum, evet, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Çünkü yapacak bir şey kalmadı artık. Kurban olayım yani insanlara yüzümüz olmuyor ondan. Şaka yapıyorum. Yoksa ederim. Gerçekten daha da zam yapmamız gerekiyor. Ama bu aşılamaz bir şey. Senin en sevdiğin et hangisi? Et, hayvan neresi güzeldir? Ben antikot severim abi. Antikot kendi yağını kendi içinde barındırandır. Dolayısıyla kendi yağıyla piştiği için bam. Et her zaman kendi yağıyla pişiyorsa daha değerli bir hale peki gelebilir. Mesela bu Kobe eti vardır meşhur. Evet. Türkiye'de üretiliyor mu? Her tarafı yağ. Yok öyle bir şey abi. Niye yok? Kobe Japonlara ait. Japonlar onu zaten dışarı bile vermezler. Wagyu var abi. Ha, Wagyu var. Dünyada abi. Wagyu her var. Yerde Wagyu var. Nasıl oluyor? Kobe embiyosunu alıyorlar. Angus'a koyuyorlar. Angus doğuruyor. Wagyu da oluyor. Angus olay da bir İngiliz neydi değil mi? Yes. Angus, İskoç. İskoç. Aberdeen meşeli. Şu anda dünyanın birçok yerinde var. Et ırkıdır. Süt vermez. Sadece et verir. Sal meydana. Wagyu beef. Kendi doğurur. Kendi ama mutlaka ona Wagyu beef olması için Kobe'nin embiyosunu koyman lazım. Kobe ile şey birleştiği Wagyu. Zaman Angus beef evet, Wagyu oluyor. Evet. Sizde var mı Wagyu? Yok. Wagyu diye bir şey yok Türkiye'de abi. Kobe diye bir şey yok abi. Yok. Peki böyle çok güzel damarlı etler görüyorum ben internette. İyi beslemeyle oluyor. Ha. En iyi şekilde besleyerek dişi. Tüm canlılar, dişiler. Dişiler daha yağlıdır tabii. Daha hızlı yağlanır, daha çok yağlanır vesaire. Yani kalkanın erkeği etin kalkan dişisi. Kalkan var abi. Hmm. Evet. Onun için daha lezzetli olur. İnek eti olacak. Bunda insanlar dahil abi. Hmm. İnsan daha hızlı yağlanır, daha çabuk yağlanır. Onun için daha lezzetlidir. Hiç öyle değil. Bak bir onlara bak bir bana bak. Biz daha çok hızlı yağlanırız. Lar ama istemiyorlar. Evet, istemiyorlar. İsterlerse pata pata. Daha hızlı yağlanırlar. Tüm dişiler. Peki sen koyun mu yersin? Yani dana mı? Yani o gün canım ne istiyorsa ama kuzuyu da, danayı da. Ha, kuzudan yapılacak şeyler farklı. Tencere yemekleri, fırın, tandır vesaire. Bunları danadan yapamazsınız zaten. Onun için bu tip yemekleri yapıyorsanız kuzuyu tercih etmelisiniz. Ama ızgaraydı, köfteydi, oydu. Peki siz mesela kuzu da üretiyor musunuz? Yok. Peki dükkanlara kuzu satıyor musunuz? Tabii. Kırklareli ve Balıkesir. Kırklareli kuzusu dünyanın en iyisidir. Yapma ya. Dünyanın en iyisidir. Ben de Balıkesir diyebilirdim. Hayır, 2 numara. Allah Allah. Balıkesir 2 numara. Kırklareli kuzusu dünyanın 1 numarası. Ne demek 1 numara? Eti, bam, sütü. Nedir, kıvırcık mıdır onlar? Tabii. Daha etli, daha lezzetli. En lezzetli koyuna gitsin. Kıvırcık mı, karaban mı? Kıvırcık. Kırklareli kıvırcığı. Evet, işte böyle bir hikaye. Bir hikayeniz olacak abi. Hikayen yoksa hikaye olursun.
Bu kızın bir hikayesi yok mu? Var. Bu kızın bir hikayesi yok mu? Var. Fettah abinin bir hikayesi yok mu abi? O da abi dedi. Evet. Sen de gittin. Yeniden hikaye yazabiliriz. Bugünkü et sorununu yok edebiliriz. 3 yıl isteriz. 3 yılda. 3 yılda. Yani seni Tarım Bakanlığı et bölümünün başına geçtiler. 3 yılda. Ben başa geçme merakım yok abi. Yardımcı olalım. Reçeteyi yazayım. Fikir alışverişler. Ben peki nasıl hallolur bu iş? Sürekli eti tercih ediyoruz. Nasıl olacak? Evet işte söylediğim gibi siyah beyazlardan kurtulacağız. Kırmızı beyaz simentalleri alacağız. Şeyini... Yerli ırkı bırakacağız. Ay, yerli ırk. Biz yerli ırk olamaz. Olmaz abi. Yerli ırk hiçbir şey vermez. Niye? Ne güzeldir o böyle kamburu çıkmış. Ne süt verir ne et verir. Aynen öyle. Şahane bir... Bakarsın be tam gariban. Gariban yerli canlılar evin bir üyesi gibidir. Onun gibi beslersin. Bakarsın lan o kadar. Başka bir işe yaramaz. Hani insan gibi. O bir şey vermiyor yani. Yapılması gereken şu. Siyah beyazlar var ya. Onlar 28 kere doğuruyor biliyorsunuz. Son 2 doğumuna... Kırmızı beyaz yani simentanın embiyosunu koyacağız. Son 2 doğum onu doğuracaklar. Öyle sen başlayacağız. Sen bu işin biyolojisinde hakimsin. Yes abi. 60 yıldır bu işi yapıyorum. Ana. 60 yıl abi. Benim hayatım ana. Canlılar abi. Onun için hayvan kavramını kullanmıyorum. Canlı. Onlar kutsal canlılar. Bize canlarını veriyorlar. Hintlilik var mı? Yok. Niye kutsal dedi ineklere? Saygı duyuyorum abi. Ha. Saygı. Onu siz böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Böyle bir kasap gördünüz mü? Çünkü çok cömertler Fatih abi. Bu kadar cömert ki. Nasıl saygı duymayacağız ona biz? Bak vallahi sana amca demeyeceğim. İnsandan daha cömertler abi. Bana abi değil mi varsa vallahi sana Cüneyt amca diyeceğim. Yani insanın insandan, insan o kadar cömert değil abi. Değil abi. Şimdi bize baklava getirmişsin gelirken. Evet. Baklava imalatı da başlamışsın. Herkes kendi işini yapsın. Abi sen niye baklava yapıyorsun? Ama ben komple bir işim. Ve her şeyi sattığım her şeyi üretebiliyorum. Ekmeğini kendin mi yapıyorsun şimdi? Evet tabii. Üretebiliyorum ben bunu yani. Allah Allah. Ama beklenti fümeydi değil mi? Yes, tamam. Dedi ki müfümeyet falan getirebilir. Hayır sözüm söz. Bir dahaki. Davette. Davette. Yok ama ben davet etmen önemli değil. Evet. Fatih abi. Bu ekibi çağıracağız o zaman. Mecburiyete aynı şekilde. Mutlaka bir çıkartma yapacağım abi. Evet. Tamam biz seni mecbur... Ben aradım ki baklavayla olmuyor. Ben bu saatte baklava daha doğru olur diye düşünmüştüm ama... Evet. Yok biz dedik ki misafirlere yedi. Hayır programa konuk olmasak bile kulise konuk olalım en azından. En azından hiç olmasın. Hepiniz herkesi davet ediyorum. Eyvallah. Herkesi. Ekip, bütün ekibi. Bütün ekibi. Batırır bunlar seni. Bütün ekibi. Seza aldık. Peki yürek bitmez, batmaz abi. Batmaz. Paylaşık çağırtan, paylaşık çağırtan abi. Eyvallah. Bu ekip ve bütün çalışan arkadaşlarımızın hepsi. O da sana bir TR günaydın şarkısı yapacak bunu karşılığında. Evet. Şey yapabiliriz, ne o? Jingle. Aynen öyle. Yaptı mı şöyle şeyler? Yani geldi teklifler de çok böyle becerebildiğimiz şeyler değil.